Adalet deyince, sevgi deyince, yiğit olar deyince, Sivas deyince, çiftçiye güvence, gençliğe güvence, kadına güvence, engelliye güvence, Türkiye'ye güvence, 13. Cumhurbaşkanı. Cesur yürek, Muharrem İnce, Sivas'ta, tüm Türkiye'ye Sivas'ta birlikte tamam diyor. Milletin evladı Sivas'ta coşkuyla karşılanıyor. Helal olsun Sivas, helal olsun İngilizler. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Kamyon şoförünün oğlu olarak beni vali karşılamadı.
8 ay şu tepede o soğukta süründüm, onları hatırladım. Ve bir bayram günüydü. Bir bayram günüydü. Jetonla telefon kuyruğuna gidip çocuğumun sesini duymak istediğim günü hatırladım. Öğleden sonra telefon açtığımda eşim dedi ki havadan bir helikopter geçiyordu. Oğlan 4 yaşında, şimdi o da burada aramızda. 4 yaşında helikopteri görünce demiş ki babamın helikopteri geçiyor. Çocuk beni Genelkurmay Başkanı zannediyordu. Oysa ben o gün 600 tabak yıkamıştım. Az önce onu hatırladım. Ve dedim ki Erzincan'da eledim eledim, höllük eledim, aynalı beşikte bebek beledim diyen ve bu Türkiye'ye duygulanan Yalovalı Muharrem İnce Sivas'a gelip de çıkalım kaleye bir akşam üstü, sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni diyeyim dedim. İşte millet olmak budur. Sonra yolda gelirken biraz daha geriye gittim. 4 Eylül 1919'a gittim. Sivas Kongresi toplanır. Türkiye'den 38 delege çağrılmıştır buraya. O 38 delegeden birisi 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet'tir. İstanbul'dadır. İşgalcilere karşı direnmektedir. Öğrenci lideridir. İşte burada. O toplantıda, o kongrede herkes konuşur. Henüz paşa konuşmamıştır. Görüşünü belirtmemiştir. O 18 yaşındaki Hikmet Boran, yani Tıbbiyeli Hikmet söz alır ve der ki paşanın ne diyeceğini bilmeden, paşam der, bir, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetlerini bir çatı altında toplayalım. Görüş onun görüşüdür. İki der, mandayı kabul ederseniz, İngiliz ve Amerikan mandasını kabul ederseniz, siz etseniz bile ben etmem der. Ve Türkiye'nin kuruluşu işte burada. O 18 yaşındaki delikanlının yiğit duruşuyla şekillenmiştir. Ve burada yine Sivas'ta Melek Hanım, kadınları burada örgütleyen o cemiyetin başkanı Melek Hanım, Melek Hanım, Tıbbiyeli Hikmet, o kahramanlar, Allah sizden razı olsun. Nur içinde yatın. Mekanınız cennet olsun. Şimdi hep birlikte 81 milyon bir yere kilitlendik. 24'ünde bir şey yapacağız. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler. Yolda gelirken arkadaşlar böyle yapıyorlar bana. Dedim ki onu değiştirin. Dolar 5 lira oldu artık. Değiştirin. Bırakın. Bir soru da ben soracağım. Bana böyle yapabilirsin. Ben sadece böyle yaparım. Teşekkür ederim. Peki, peki Erdoğan'a başka bir hareket yapabilir misin? Yaptığın zaman polisler yakalar, otobüse çağırır vallahi, otobüse. Otobüse çağırır. Aydın'da çağırdı, 13 yaşında çocuğu çağırdı. Bakın bu memleketin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bütün adayları ziyaret ettim. Hepsine başarılar diledim. Bugün de gittim bankaya, Sayın Erdoğan'a, Sayın Akşener'e, Sayın Demirtaş'a, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perince'ye, benim haricimdeki 5 adaya 5'er 100 lira para yatırdım. Amacım onların tabii ki 500 liraya ihtiyacı yok. Yani onlar
Amacım Türkiye'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak. Amacım insanları bir potada eritebilmek. 81 milyonu diri tutup Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya kafa tutabilmek. Amacım bu. Bakın, dolar euro aldı başını gidiyor. Ben belki bir kez yetmez diye sabah ekonomi kurmaylarıyla toplantı yaptım. Benim de Türkiye'de ciddi ciddi bu konuda kafa yoran arkadaşlarım var. Yani Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ekonomistler, güvenlik uzmanları, sağlıkçılar, eğitimciler, onların bir kısmı devlet memuru. Şimdi açıklayamıyorum ama önemli bir kısmını seçim öncesinde açıklayacağım. Onlarla Türk milletine, Sayın Erdoğan'a, Sayın AK Parti Genel Başkanı'na bir açıklama yapmak istiyorum. Tarihe bir not düşmek istiyorum. Ve diyorum ki, Sayın Erdoğan, memleketin gidişatı kötü. Bu kötü gidişten kurtulmamız lazım. Peki buradan nasıl kurtulacağız? Kavga ederek kurtulamayız. Bağırarak çağırarak kurtulamayız. İnsanları gelerek kurtulamayız. Bizim burada kurtulmamız ancak bir türlü olur. O da şu modelle olacaktır. Onu Sivaslıların, değerli hemşerilerimin ve bütün milletimin önünde okuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na tarihi bir çağrımdır. Döviz kurları artıyor. Kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak. Ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içine girecektir. Bu tehlikelerden kurtulmak için Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, size çağrımdır. Önce yanınızdaki danışmanlarınızı, size ekonomik verileri yanlış anlatanları derhal uzaklaştırın. İki, Merkez Bankası'nın para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına müdahale etmeyiniz. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalara duyururuz. 4. Şu andaki piyasalardaki dedikoduları, söylentileri bertaraf etmelisiniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamaların hiçbir biçimde gündemde olmadığını kamuoyuyla paylaşınız. Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız piyasadaki finansal istikrara katkı sağladığınızı hep birlikte görürüz. Aziz milletimiz, tedirgin olmayın. 24 Haziran'dan sonra bu aksaklıklar düzeltilecektir. Hep birlikte düzelteceğiz. Ekonomik akıl devreye girecek ve kamu mali disiplini sağlanacaktır. Merkez Bankası para politikasını bağımsız olarak uygulayacaktır. Yatırım güvenliğini sağlayacağız. Türkiye, kambiyo kontrollerinin konuşulduğu, sabit kur sistemlerinin tartışıldığı bir ülke olmayacaktır. Atılacak bu adımlarla bir hafta içerisinde bu karanlık tablo giderilecektir. Döviz ve faiz kontrol altına alınacaktır. Bunu bir uyarı olarak
milletin önünde yapıyorum. Bakın, devlet yönetimi incelik ister. Öyle kamuoyu önünde açıklamalarla olmaz bu. Yeni dönemde 24 Haziran'dan sonra sloganımız şu olacak. İnce eleyip sık dokuyacağız. Yani hep birlikte bu kötü gidişata dur deyip bir ince ayar vereceğiz, ince ayar. Ey Sivaslılar, değerli hemşerilerim, 30 sene önce kaç milletvekiliniz vardı? 15. Şimdi kaç milletvekiliniz var? 5. Cumhuriyet kurulduğunda Sivas Türkiye'nin kaçıncı büyük kenti ekonomik olarak biliyor musunuz? 8. Bugün kaçıncı sırada biliyor musunuz? 42. Bak 8'den 42'ye düşmüşsün. 8'den 42'ye düşmüşsün. Milletvekili sayın 15'ten 5'e düşmüş. Fakirliyorsun, yoksullaşıyorsun, eziliyorsun, kamu yatırımlarından pay alamıyorsun. Bak, Sivas demir çelik fabrikası gitti mi? Gitti. Çimento fabrikası gitti mi? Gitti. Askeri dikim evi gitti mi? Gitti. Et balık kurumu gitti mi? Gitti. Askeri aslana gitti mi? Gitti. Bunların hepsi gitti. Yani sen Cumhuriyet tarihi boyunca hep geri doğru gitmişsin. Ama oylarında hemen hemen hepsini gitmişsin, aynı yere vermişsin. Şimdi çiftçiler parmak kaldırır mı çiftçiler? Bakın çiftçilere sesleniyorum. Evet, yarısı çiftçi. Ben dedim ki Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğim dedim. Bugün Tarım Bakanı Muharrem İnce'nin demiş haberi yok. Çiftçiye mazotu 2,5 liradan veriyoruz zaten demiş. Ortada bir yalancı var. Bakın ortada bir yalancı var. Ya Muharrem İnce yalancı ya Fakı Baba yalancı. İkimizden birimiz yalancı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi önümüzdeki günlerde kayıtlı bir çiftçinin traktörünü alıp ben kullanacağım traktörü. Benzinle gideceğim. Depoyu dolduracağım. Faturayı da Fakı Baba'ya göndereceğim. Uşak'ta işim bu. Cuma günü Uşak'tayım. Ya Uşak'ta ya Afyon'da çiftçinin deposunu gönderip Fakı Baba'ya göndereceğim. Ödemezse helal paradan ben öderim. Ben öderim. Tarım Bakanı'nın adı Fakı Baba, milletin adı Fakir Baba. Çiftçi öldü. Çiftçi bitti. En öne geçip böyle bir şeyimi sürekli laf atıyorsun hemşerim ya. Dur bekle biraz ya. Dur bekle. Yoksa bitiremeyeceğiz konuşmayı. Gözünü seveyim. Torpillisin galiba. Bir de öyle gelmişsin. Şimdi bakın. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilemiyor. Mazot doldurulamıyor. Çiftçi perişan bir durumda. Emekli perişan bir durumda. Emekli, en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasındaki fark 9 kata çıkmış. Finlandiya'da 2 kat, Türkiye'de 9 kat. Geleceğim öğrenciye de merak etme. Peki, asgari ücreti ne yapacağız? Asgari ücret hemen en kısa sürede, bir ayda 2200 lira olacak. Bu millet tercihlerini ondan yana kullandığımızda görecek ki mutlu yaşayacak. Diyor ki
Ben diyor köprü yaptım. Sen yaptın mı diyor köprü. Peki Erdoğan, bana soruyorsun köprü yaptın mı? Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Sen hiç et ve balık kurumu yaptın mı? Yaptın mı? Bunlar hepsini sattın. Peki bir şey söyleyeceğim. Birinci köprüyü Demirel yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Doğru, üçüncü köprüyü sen yaptın. Doğru. Ama Demirel'in yaptığı köprüden gelen para hazineye gidiyor. Özal'ın yaptığı köprüden gelen para hazineye gidiyor. Senin yaptığın köprüden gelen para uluslararası şirketlere gidiyor. Demirel'in yaptığı köprü niye ucuzda? Senin yaptığın köprü niye pahalı? Demirel'in yaptığı köprüden geçen para ödüyor. Senin yaptığın köprüden geçen de para ödüyor, geçmeyen de para ödüyor. Deli dumruldu. Demirel'in Özal'ın yaptığı hastaneden hastalar yararlanıyor, hasta başı. Senin hastaneden hasta garantisi var. Günlük diyor ki 70 bin. Bu kadar. Çünkü 70 bin hasta olacak. Hastalanmaya mecburuz yani. Garanti var. Havaalanında uçsan da para ödüyorsun, uçmasan da para ödüyorsun. Böyle bir devlet olamaz. Yol yaptın, Allah razı olsun. Onu da kalitesiz yaptın, çöküyor. Yolun çöküyor. Okul yapıyorsun, hemşiresi yok. Bakın bir hastane yapıyor değil mi? Yatak başı. Yatak başı 300 bin lira. Hangi hastane? Kamu ihale kanununa uyarak yapıldıysa yatak başı 300 bin lira. Ama kamu ihale kanununa uymuyorsa yatak başı 900 bin lira. Ey benim aziz hemşerilerim. Memleket soyuluyor, soyuluyor. Soyuluyor. Bakın size bir örnek anlatayım. Şimdi burada bu kadar çiftçi kardeşim var. Türkiye'de bir de Ziraat Bankası var değil mi? Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın görevi ne? Çiftçiyi kalkındırmak, çiftçiye kredi vermek değil mi? Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde 22 ülkeden para topladı. 22 ülkeden. Bu parayı yani 1 milyar dolar. Bu 1 milyar doları bir kişiye verdi. Bir kişiye. O da gitti. CNN Türkiye aldı, Kanal D'yi aldı, Hürriyet'i aldı, Doğan Holding'i aldı. 1 milyar dolar. Peki bu 1 milyar dolar kredi ne demek? Yani bunu fabrikalara verseydi. Fabrikalara verseydi, 1000 tane fabrikaya her birine 4,5 trilyon para verirdi. 1000 fabrika ayağa kalkardı. Bu 1 milyar doları bir kişiye vermek yerine KOBİ'lere verseydi, KOBİ'lere 10 bin KOBİ'ye verseydi, 10 bin KOBİ'ye her bir KOBİ'ye 450 bin lira, 450'şer bin lira verirdi. 10 bin KOBİ ayağa kalkardı. Peki bu Ziraat Bankası bu 1 milyar doları bir kişiye vereceğine çiftçiye verseydi 100 bin çiftçiye her birine 45 milyar para verirdi. 45 milyar. 45 milyar senin işini görür mü? Görür. Görür değil mi? Çiftçinin işini görür. Bakın değerli Sivaslılar. Memleket böyle soyuluyor. Geçen akşam bir televizyon kanalında Erdoğan'a gazeteci soruyor. 330 bin liralık bir araba Mercedes.
Kardeşim diyor 330 bin liralık araba lüks mü diyor ya, öyle şey olur mu diyor. Uçmuş dünyadan, farklı bir dünyada yaşıyor. Sarayda yaşaya yaşaya milleti unuttu. O artık İmam Hatip Lisesi'nde okurken o fakir fukara çocuk yok artık. Yok o. O kilosu 4500 lira olan beyaz çay içiyor sarayında. Ey aziz milletim, hala bana böyle yapıyorsun. Dolar oldu bu. Yani bak bunu yapma Rabia'yı yapma. Dolar Osmanlı tokatı yaptı. Osmanlı tokatı. Dolar bunu yap. Gör artık bunu gör. Uçuruma doğru gidiyoruz. Memleket yuvarlanıyor. Demin gençler dediniz. Üniversite öğrencileri bir parmak kaldırır mısınız? Yarısı öğrenci ya, yarısı çiftçi, yarısı öğrenci. Burası, evet çok güzel, çok güzel. Peki, seçmen kaydınız nerede? Burada mı, memlekette mi? Aman ha, aman ha. Bir oy, cumhurbaşkanlığı demek. Şimdi bakın sizde ne yapacağız? Gençler, hani az önce anlattım ya 18 yaşında şurada Tıbbiyeli Hikmet Manda'ya meydan okudu ya, bağımsız Türkiye dedi ya. Şimdi sizle birlikte başaracağız, sizle. Bakın nasıl başaracağız. Anlatayım nasıl başaracağız. Bir, Fransız genci zengin, rahat yaşıyor. İngiliz, Alman, Amerikalı genç rahat yaşıyor. Ama sen yaşayamıyorsun. Öğretmen, fizik öğretmeni Muharrem abiniz olarak söz veriyorum. Bir yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir üniversite öğrencisi tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacak. Kalmayacak. 81 milyonluk bir devlet kendi evlatlarını okutamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Bakın iki bayram. 19 Mayıs, 29 Ekim. 19 Mayıs'ta 500 lira gençlik bursu. 29 Ekim'de 500 lira Cumhuriyet bursu. Karşılıksız, geri ödemesiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin size armağanıdır bu. Bakın aziz milletimiz, bu parayı Muharrem İnce vermeyecek. Bu parayı Cumhuriyet Halk Partisi de vermeyecek. Devlet verecek, devlet. Devlet verecek. Hani şimdi devletin yaptığı yardımlar var ya, fakire fukaraya devletin yaptığı yardımlar var. O yardımları Erdoğan yapmıyor. O yardımları AK Parti de yapmıyor. Devlet yapıyor, devlet. O yardımların hepsini arttıracağım, hepsini. Onların hepsini arttıracağım. Hiçbir ayrım yapmadan muhtarların verdiği listeyi esas alacağız. Muhtarları esas alacağız. Parti başkanlarının değil. Yardım almak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına gitmeyecek. Muhtar adını yazdıracak, ona devlet onurlu bir ücret ödeyecek. Onurlu. Onun onurunu kırmadan sosyal devletin gereğini yerine getirecek. Sadaka değil bu. Lütuf değil. Fakir vatandaşım, sana verilen para sadaka değildir. Kimsenin lütfu değildir. Ananın ak sütü gibi helaldir. Devlet verecek bunu. Bunu başaracağız. Şimdi bakın gençler. Onlar zengin. Biz fakir. Nasıl zengin olacağız? Şimdi anlatacağım size. Türkiye iyi bir tekstil üreticisi. Gömlek üretiyor, elbise üretiyor, üretiyor da üretiyor. Fakat İtalya'ya gidiyorsun. Bir pahalı elbise 15 bin lira İtalya'da. Allah Allah diyorsun ya, bunlar nerede dikiliyor? Türkiye'de dikiliyor. Türkiye'de dikiliyor, İtalya'ya gidiyor, orada
3000 euroya satılıyor. Nasıl oluyor bu? Biz ne kadar para kazanıyoruz şu kadarcık bir şey. Türkiye'de televizyon yapılıyor. Üretiliyor Türkiye'de televizyon. Bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. 10 euro 50-60 lira bir şey. Para kazanamıyoruz. Boşa çalışıyoruz yani. Türkiye'de otomobil üretiliyor mu? Üretiliyor. Ama bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. 5-600 lira bir para kazanıyoruz. Para kazanamıyoruz. Neden kazanamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bizim markamız yok. Bizim BMW'miz yok. Bizim Mercedes'imiz yok. Marka yok. Yetmiyor yürek. Bu da olacak. Bu olmazsa olmaz. Bunu da çalıştıracaksın. Yürek hep var. Ama bakın. Bizim markamız yok. Bizim tasarımımız yok. Bizim teknolojimiz yok. İşte bu gençlerle onları iyi eğiteceğiz. İyi eğitince onlar marka geliştirecek. Onlar tasarım, teknoloji geliştirecek. Ve ülkemizi böyle zenginleştirip emeklilere daha çok para vereceğiz. Bakın gençler, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına eğitim için göndereceğiz. Her yıl 10 bin öğrenci. Türkiye'de bilgisayar mühendisi sayısını en kısa sürede 100 bine çıkaracağız. 100 bin. Size bir örnek anlatayım. Ben şimdi size desem ki 30 sene önce olsaydı dünyada cep telefonu diye bir şey olacak deseydim inanır mıydınız? Yani tarlaya gideceksin, tarladan eve telefon açıp ayran isteyeceksin deseydim inanır mıydınız? Koyunları otlatırken elinde telefonla evi arayıp hanım iftara yetişeceğim sofrayı kur diyeceğinizi 30 sene önce söyleseydim inanır mıydınız? Çoğumuz inanmazdık. Şimdi gençler, önümüzde yeni bir süreç var. Burayı iyi okuyamazsak 100 yıl fakir kalacağız. Eğer Tayyip Erdoğan'ın peşine düşerseniz o gelir meydanlara tezek der, gübre der, pislik der, çöplük der. Ama Muharrem İnce'nin peşine düşerseniz gelecek der, kuantum der, uzay madenciliği der. Bakın, mimarlıkta okuyan var mı içinizde mimarlıkta? Mimarlıkta okuyan var mı? Var. Bakın, önümüzdeki dönemde yeni bir mimarlık. Çözüm mimarlığı. Mesela robot koordinatörlüğü, robot. Mesela makine mühendisliğiyle elektronik mühendisliği birleşecek, mekatronik mühendisliği olacak. Bunlar revaçta olacak. Sizi dünyaya hazırlayacağız, dünyaya. Almanların, İngilizlerin, Fransızların, Japonların önüne geçireceğiz sizi, önüne. Öyle iteceğiz sizi. Bunu başaracağız. Bakın yine yeni dönemde ekonomiyi nasıl yöneteceğiz? Ekonomiyi yönetirken Merkez Bankası Başkanı'nı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çağırmayacağım. Olmaz. Merkez Bankası bağımsızdır. Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını dinlememelidir. Olmaz böyle bir şey. Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na talimat verme hakkı yoktur. Önümüzdeki dönemde faiz düşsün, TEOG kaldırılsın, üniversiteler bölünsün, millet kavga etsin. Böyle bir cumhurbaşkanı olmayacak. Herkesi kucaklayan, Türk-Kürt ayırmayan, Alevi-Sünni-Şafi ayırmayan, kadın-erkek ayırmayan, hiç kimseyi ayırmayan. Hani bana diyor ya, gariban diyor bana, gariban. Gariban cumhurbaşkanı adayı dedi. Ya biz beraber milletvekilliğine başladık. Ben ondan 5 ay kıdemliyim.
askerliğimi Sivas'ta yaptığım için söylüyorum. Yani şurada Tematepe'de olsaydık, ben ondan 5 ay önce geldim meclise. Ben Çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. Yani nasıl oluyor da, nasıl oluyor da 16 yıldır aynı maaşı alıyoruz da ben fakirim de garibanım da sen nasıl zengin oldun? Öyle değil mi? Bunu sormayacak mısın? Devleti, bakın farkımız ne olacak? Mesela konuşurken şöyle diyor. Benim valim, benim genelkurmay başkanım, benim bakanım. Yani sanki marabası. Benden böyle bir şey duymayacaksınız. Sayın genelkurmay başkanı, sayın bakan, sayın vali diye konuşacağım bir kere. Böyle konuş. Ama benim cumhurbaşkanlığımda genelkurmay başkanı helikoptere binip bir eski cumhurbaşkanını aday olma diye bahçesine helikopterle inerse bir dakikada o genelkurmay başkanını görevden alırım. Alırım hemen onu. Türkiye'nin şu andaki yönetimi şu. Burada bir tek adam var, tek adam. Yanında da ehliyetsiz bir takım var. 24 Haziran'dan sonra güçlü bir lider olacak, yanında da ehliyetli bir takım olacak. Tek başıma Teok'u kaldırın, haddime mi düşmüş? Haddime mi düşmüş? Bakın, bu ülkenin evlatları Tayyip Erdoğan'ın marabası değildir. Buradan açıklıyorum. Eğitim politikamız nasıl olacak? Söyleyeyim. Ben cumhurbaşkanı seçildim. Şimdi intikam sırası bende. İstediğim gibi bir sınav, istediğim gibi bir eğitim. Yok böyle bir şey. Yok. Masaya davet edeceğim. AK Partili kardeşlerim gel diyeceğim. Ülkücü kardeşlerim siz de gelin. HDP'li kardeşlerim siz de gelin. Saadet Partili kardeşlerim siz de gelin. Öğretmenler siz de gelin. Veliler siz de gelin. Öğrenciler siz de gelin. Bir yıl boyunca tartışacağız. Bir yıl sonra eğitimde siyasal uzlaşmayı sağlayacağız önce. Herkes kabul edecek. Yani Edirne'li kabul edecek. Hakkari'li kabul edecek. Sivaslı kabul edecek. Trabzonlu kabul edecek. Sağcısı da solcusu da. Herkes doğru diyecek. Bu eğitim modeli çağdaş, bilimsel. Bu eğitim modeli bize uyar. Bu sınav sistemi adil. Herkese eşit, hakkariyetli. Bunu sağladıktan sonra eğitim modelini değiştireceğiz. Ben çoğunluğu aldım, istediğimi yaparım. Bu kafa Türkiye'yi geri götürür. AK Parti'ye oy veren annelere sesleniyorum. Ben bu ülkeye uzlaşmayı öneriyorum, barışmayı öneriyorum. Onlar kavgayı öneriyor. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyor. Bunu yapmayalım. Bu memleketin çocuklarına yazık olur. Yazık olur bu ülkenin çocuklarına. Anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz, barışabiliriz, büyüyebiliriz, adil bölüşebiliriz. Ve bunu yapacağız. Şimdi size elinizi vicdanınıza koymanız için bir şey anlatacağım. Mutlaka kenarda köşede televizyon başında bizi dinleyen AK Parti'ye Sayın Erdoğan'a oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Ve sizin vicdanınıza sesleniyorum, vicdanınıza. Ey benim fakir fukara milletim. Bak bir iki bilgi vereceğim.
Cumhurbaşkanlığının 2017 giderlerini ay ay açıklayacağım. Ay ay. 2017 Ocak ayı 15 trilyon. Acele etme, bak daha göreceksin. Acele etme. 2017 Şubat ayı 26 trilyon. Mart ayı 27 trilyon. 2017 Nisan ayı 27 trilyon. Mayıs 26 trilyon. Haziran 32 trilyon. Temmuz 26 trilyon. Ağustos 29 trilyon. Eylül 24 trilyon. Ekim 32 trilyon. Kasım 29 trilyon. Sıkı dur. Sıkı dur. Aralık 359 trilyon. Ey benim AK Partili kardeşim. Bak bu ne biliyor musun? Cumhurbaşkanlığına bir bütçe ayrılmış, bir ödenek ayrılmış. Aralık ayına gelmişler, bakmışlar 359 trilyon para var. Bunu harcamazsak iptal oluyor o. Bunu harcamalıyız demişler, harcamalıyız. Devlet malı deniz ya. Devlet malı deniz. Harcama ne olacak? Aktar öbür tarafa. 2018'e aktar. Yazık, günah değil mi? Yani bu fakirin, bu fakir milletten o topladığın paraları nasıl olur da aralıkta 359 trilyon harcarsın, sıfırlamışsın hepsini. Harcamasan olmaz mı? Yazık değil mi? Günah değil mi bu? Günah, günah. Bu günah. Bu günah. Bak devam edeyim. Devam edeyim. 2007. 2007. Cumhurbaşkanlığı bütçesi yıl olarak toplamı 2007'de 33 trilyon. 2014 199 trilyon. 2018 845 trilyon. Peki şimdi ben size bir soru soracağım. Ben size bir soru soracağım. Şimdi sizin 2007'den 2018'e geliriniz 25 kat arttı mı? Hayır. Arttı mı? Tam duyamadım, arttı mı? Sizin arttı mı 25 kat geliriniz? Cumhurbaşkanlığının bütçesi niye 25 kat artıyor? Millet, ben bir söz verdim. Dedim ki mal varlığımı açıkladım. Önce siz zenginleşeceksiniz dedim millete. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim dedim. Mal varlığımı açıkladım. Şimdi bağışta bulunuyorlar. Bağışta bulunuyorlar. O milletten toplanan paralarla kampanya yapıyoruz. Buraya da 8 kişilik bir uçakla geldik. Oralardan da para harcıyoruz. Nasıl geleceğim, yetişeceğim Edirne'den Hakkari'ye? Nasıl yetişeceğim? Sizden topladığımız paralarla. Şu yandaş medyanın haberlerine bakın. Muharrem İnce kendi özel uçağıyla kampanya yapıyordu. Yolda gelirken sordum, ya bu uçak kaç para dedim. 40 trilyon dedi. Ya benim sülalemi satsam dedim bu uçağı alamaz. Bu yandaş medya. Bu yandaş medya vallahi ne içiyor doğrusu merak ediyorum. Ne yiyor ne içiyor. Şimdi bu milletin yaptığı bağışları YSK'ya bunun hesabını vereceğiz. Bir de Sayıştay'a vereceğiz. Yetmez, ben bir de millete vereceğim. Millete de vereceğim. Yalnız bak şunu söyleyeyim. Miktarı önemli değil ama katılan kişi sayısı önemli. Burada var mı bağışta bulunan? Kayıtlarda bu kadar insan görünmüyor. Yani içinden geçmiş olabilir de bankaya gittin mi? 5 lira 10 lira. Millet olacak bunun arkasında, millet.
bu projenin arkasında millet olacak. Millet diyecek ki, ya kardeşim, devletin örtülü ödeneği yok. Devletin uçağı yok. Biz 5 lira 10 lira topladık. Cumhurbaşkanı adayımıza uçak kiraladık. O da geldi, o uçakta Sivas'ta geldi konuştu. Erzincan'da konuştu. Bak buradan uçak Afyon devam edeceğiz. Millet olacak arkamızda millet. Beraber başaracağız bunu. Hazır mıyız Sivas? Tamam mı? Burası da iyi. Nerede bizim ikinci sıra adayı? Tamam. Şeytanın bacağını kırıyoruz. Sen de geliyorsun evini tut Ankara'da. Biliyorsun 2002'de ilk milletvekili olduk gittik. Sayın Erdoğan çıktı kameraların karşısına. Engin Altay grup başkan vekilimiz. Ona da bir alkış alalım şöyle bir kocaman. Beraber geldik biz. Engin Bey'le beraber yeni milletvekili olduk. Televizyonlara çıktı. Benim dedi milletvekillerim halkın içinde olacak. Lojmanda falan oturmayacak dedi. Bütün millet vay dediler. Helal olsun be. Lojmanları sattı. Milletvekillerinin güvenlik sorunu çıktı. Her bireye bulamadı. Bir sürü problem yaşadı. Hepsini sattığından sonra kendine saray yaptı. 2 milyar dolar. 2 milyar dolar. Yani o sarayla ev yapsan 100 bin tane ev yaparsın. 100 bin daire. Onun için sen evini tut. Sonra zorlanırsın. Ha bir de şunu unutma. Milletvekili olduğun için yüksek kira isterler, hazır ol. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 1990 yılının soğuk bir martında geldiğim ve şu arada bir berbere saçlarımı kestirip şu yoldan yukarıya çıkıp askerliğe teslim olduğum günün heyecanı içerisindeyim. Bunu başaracağız. 28 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda bir er olarak geldiğim Sivas'a 28 sene sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Ama mandaya teslim olmayan, bağımsız Türkiye diyen, Tübbiyeli Hikmet'in ruhu için, Melek Ana'nın ruhu için 4 Eylül'de Sivas Kongresi için bu binanın önünde size seslenecek. Cumhurbaşkanı olarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Ve bizi koruyan, güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlarıma söz veriyorum. Sizin 3600'ünüz tamam. Mesainiz tamam. Sendika hakkınız tamamdır. Maç görevleri angarya olarak verilmeyecektir. Tıpkı öğretmenlerin 3600'ünün tamam olduğu gibi. Elinize sağlık Sivas. Yüreğinize sağlık Sivas. Sağ olun, var olun. Baş müzik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İşte milletin evladı, hepimizin cumhurbaşkanı, cesur yürek Muharrem İnce'ye Sivas tamam dedi mi? Tamam mı Sivas? Tamam mı Sivas? Huzur deyince, barış deyince, umut deyince, adalet deyince, sevgi deyince, dostluk deyince, iyi dolar deyince, Sivas deyince, Türkiye'ye güvence ve son kez en yüksek 13. Cumhurbaşkanımız hepimizin Cumhurbaşkanı, milletin evladı, cesur yürek Muharrem İnce size Allah'a emanet ediyor. Allah'a ısmarladık Sivas, Allah'a ısmarladık.
aç sesini, aç, 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 aç. Hoşça kal Sivas, hoşça kal Yiğidolar.